Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizi yaratan Rabbimize hamdolsun. Onun elçisi Hazreti Muhammed'e, aline, ashabına salat ve selam olsun. Değerli müminler, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Okuduğumuz 18. cüzün konu başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 18. cüz, Mü'minin suresi, Nur suresi ve Furkan suresinden de baş kısmını içermektedir. Burada genel olarak anlatılan hususlar, müminin ideal vasıfları anlatılmaktadır. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. En yüksek sıfatı, müminin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sıfatıdır. Haya sıfatına sahip olmasıdır. Mü'minun suresinin başında baktığımızda Mü'minun suresinde Rabbimiz başta kad eflahel mü'minun buyuruyor. Kad eflahel mü'minun, iman edenler iflah olmuştur. İman edenler iflah olmuştur buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ama ellezine ile bağlantı kurularak bu iman edenler nasıl iman etmişlerdir? Sadece imanla yetinmiyor. Eflahel mu'minun ellezine, onlar ki, iman edenler ki şeklinde bir bağlantıyla giriliyor. Ve iflah olmuşlardır, kurtuluşa ermişlerdir. Kimler, niçin? Baktığımızda bir, namazını huşuyla eda edenler. İki, boş ve faydasız işleri terk edenler. اَلَّذ۪ينَهُمْ anil lagvi mu'ridun. Onlar ki boş ve faydasız şeyleri terk ederler. Yani zaman onlar için çok önemlidir. Bir dakikasını, bir saniyesini bile boş işlere harcamaz. Hem kendi faydası, hem toplumun, hem yararı olan bir işte mutlaka kullanır. Boş işlere kesinlikle o kurtulan mümin, imanı olan mümin boş şeye harcamaz. Ondan sonra وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَكَاتِ فَاِلُونَ, zekatı yerli yerince verirler. Ve وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ, onlar namuslarını, iffetlerini korurlar. Ve bakınız, ibadetten sonra hemen haya ve ahlaka Rabbimiz dikkatimizi çekti. Namuslarını korurlar ve son olarak da onlar emanete riayet ederler. Onlar güvenilir ve dürüst insanlardır. Şimdi buradaki kurtuluşu sadece iman ettim demekle yetinenler değil, namaz, oruç ve zekat gibi ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerdir. Burada asıl kastedilen kurtuluşa erenler. Öbür taraftan ibadetlerin en makbul olanları ihlas, huşu ve takva içerisinde yapılan ibadetlerdir. Bu düşünceyle yapılan ibadetler geçerlidir. Kurtuluşun sebebidir bu. Burada اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشُونَ, huşudan bahsediyor. Tabi yani bu takvayı da içeriyor, bu ihlası da içeriyor içinde. Onun için başta imanla yetinmeyip, imanla bağlantılı olarak
amelin de olduğu aşikardır burada. Öbür taraftan bir başlık daha açacak olursak, ikinci başlık olarak ve enne lekum fil en'ami la ibra nuskikum mimma fi butuniha ve lekum fiha menafi'u kesiretun ve minha ta'kulun. İnsan tabiattan, bitkilerden, canlılardan ve evcil hayvanlardan, yağmurdan istifade eder. Ama bunu da kadrını, kıymetini bilmesi lazım. İnsan işte bir bardak sütün dahi Allah'ın büyük bir nimeti olduğunu bilmelidir. Bunu bize ihsan eden Rabbimizdir. Bu Rabbimizin nimetinin kadrini bilmek ve onun karşılığını şükretmek lazım. Kainatta var olan bütün varlıklar Allah'ın varlığının delilleridir. Bu hususu bu şekilde düşünmek lazım. Rabbimiz demek ki bakınız bir hayvanın karnındaki sütü bize içiriyor. Ve bunun yanında bu hayvanın etini de bize ikram ediyor Rabbimiz. Ve ondan başka şekilde de istifade ediyoruz. Binmek suretiyle, başka işlerde kullanmak suretiyle istifade ediyoruz. Bu başlı başına bir ibret verici bir husustur. Bunu düşündüğümüzde Rabbimiz bütün bunları bizim için yaratmış. Öyleyse Rabbimizin en büyük delili budur. Öbür taraftan baktığımızda bir konu başlığı olarak فَتَقَتَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Onlar dini aralarında parça parça ediyorlar dinin işlerini. Ve herkes o kendince dini kendi dini olarak hak din biliyor. Öbürleri veyahut da kendi düşüncesine uymayanları batıl olarak biliyor. Halbuki İslam dinine baktığımızda veya bütün dinler tarihine baktığımızda ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Resulullah'a kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin özü birdir ve İslam'dır. İnsanlar dini konularda grupçuluk yapmaları, yani hakikatin tek sahibi olarak kendileri göstermeleri doğru bir davranış değildir. Böyle yapmamaları lazım. Öbür taraftan bir başka husus da Rabbimiz herkesin gücünü biliyor. Herkesin takatını biliyor ve bundan dolayı da وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her kul sahip olduğu imkanlar çerçevesinde sorumlu tutulmuştur. İmkanı neyse, kapasitesi, gücü nispetinde ibadetle sorumlu tutulmuştur. Ve insanların fiilleri tamamıyla kayıt altına alınmaktadır. Ve insanlar kıyamet günü haksızlığa uğratılmayacaklarından hesaba çekileceklerdir. Kesinlikle ahirette kişinin yapıp ettiklerinden hesaba çekilecek ve bu hesapta da hiç kimseye en ufak bir haksızlık yapılmayacaktır. Sonra bu Sure-i Celile'nin diğer ayetlerine baktığımızda Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Birçok önceki kavim gelmiş ve dünyada yaşamışlar. Dünyada yaşarken onlara peygamber gelmiş, doğru yolu göstermiş ama birçok insan da bu doğru yolu, hak yolu kabul etmemiş, batıla, yanlışa sapmış
ve sonunda kimisi dünyada helak olmuş, kimisi ahirette cehenneme gireceği Allah tarafından bize bildirilmektedir. Bunun için müminler de, ümmeti Muhammed de uyarılmakta, aynı hayataya düşürmemesi için tedbir alması gerektiğini Rabbimiz beyan buyurmaktadır. İkinci olarak özellikle Nur suresine baktığımızda, Nur suresinde ahlak ön plana çıkıyor. Ahlak daha ön plana çıkarılıyor ve Nur Müminin suresinin tamamlayıcısı gibi sanki bir sure. Ahlaki seviyesi yüksek olan, yani ideal mümin derken ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü, tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu sürede iki büyük tehlikeye dikkat çekilmiştir. Bunlar da zina ve iftira tehlikesidir. Bunlara karşı ceza, boykot, yani kamuoyunun baskısı ve ahlakı eğitim yöntemleri anlatılır. Nasıl yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de, Nur suresinde bunun yolları, ne yapılması gerektiğini Rabbimiz anlatıyor. Bu surede ideal müminin sıfatları da şöyle anlatılıyor. Mesela bunları madde olarak sayarsak, bir, onlar zinadan kaçarlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İnsan dışında olan nefis, şeytan, başka şeyler insanı o ahlaksızlığa, kötülüğe sürükleyebilir. Ama iman edenler bunun dünyada ve ahirette bir felaket olduğunu fark ederler ve bunun için de inananlar arasında hayaslığın yayılmasını isteyenlere karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Duyduğumuz iftiralara ortak olmamalıyız. Bilgimiz olmayan şeyleri kesinlikle söylememeliyiz. Çirkin ve hayaslık anlamına gelecek her söz ve eylemin insanlar arasında yayılmasına alet olmamalıyız. Bu hususa çok dikkat edeceğimizi Rabbimiz beyan buyuruyor. Ve başka bir husus da müminler, Müslümanlar başkalarına iftirada bulunmazlar. Ayet-i Celile'de şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Dünyada sağlam, temiz, iffetli ve o işten de gafil olan, haberi olmayan bir mümineye, bir mümin mümineye veya fark etmez, iftira atan kişi dünyada ona lanet vardır. Lu'ine fid dünya vel ahire, ahirette de lanet vardır. Ve lehum azabun azim, ve onun içinde çok büyük azap olduğunu Rabbimiz burada beyan buyuruyor. Buraya baktığımızda iftira suçunun hem dünyada hem de ahirette çok büyük bir ceza olduğunu görüyoruz. İster kadın olsun, ister erkek olsun, iftira insan onuruna karşı işlenmiş en büyük günahtır. Çünkü dünyada da bunun cezası var, ahirette de cezası var. İffet, müminlerin en önemli vasıflarındandır, sıfatlarındandır. Burada bunu söyleyebiliriz. Ondan sonra mümin günah işler. Ama bunu işlediği zaman da hemen tövbe eder ve bir daha işlememeyi karar kılar, azmeder. Keşke yapmasaydım ama madem yapmışım, tövbe ediyorum, bir daha dönmeyeceğim diye mümin mutlaka tövbe etmelidir. Tövbe eden kişidir. Öbür taraftan
Mümin kişi Hazreti Peygamber ve eşlerine saygılıdır, bu surede geçen ifade. Ondan sonra tesettüre dikkat eder. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirir, harama bakmazlar. Bu hususta çok hassas davranırlar. Gençleri kötülüğe düşmemesi, zinaya düşmemesi için evliliğe teşvik ederler. Evlenmesi için yardımcı olurlar. Ve en önemli hususlardan birisi de sabah akşam Allah'ı zikrederler. Ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını güzel bir şekilde terbiye ederler. Adab-ı maşereti kendilerine öğretirler. Ve yapmış oldukları işleri, ticaretleri hiçbir zaman onları ibadetten alıkoymaz. İbadeti yerli yerince yerine getirirler. Evlere girince de, kendi evlerine girince de evlerine selam verirler, eşlerine iyi davranırlar. Bu hususta özellikle Nur suresinde bu hususlar içermektedir. Furkan demek, Furkan suresine geçiyoruz. Furkan suresinde de özellikle surenin girişinde, giriş kısmında ilk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılıyor. Sonra farklı şeylere dikkat çekiliyor. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şeyi yaratmayan aciz putlar bir olmadığı beyan ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve şöyle buyuruyor Rabbimiz bir ayetinde: Ela inne lillahi ma fis semawati vel ard kad ya'lemu ma entum aleyhi ve yevme yurca'un ileyhi feyunebbi'uhum bima amilu vallahu bi kulli şeyin alim. Evet. Yerde dikkat edin. Yerde ve gökte Allah Celle Celaluhu her şeyi bilir. Her şeyi bilmeye muktedirdir. Ve her şeyi de Rabbimiz Celle Celaluhu insanların yaptığı her şeyi kendilerine haber verecektir. Buraya baktığımızda da Müslümanların Allah'ın ve onun elçisinin emirlerine, yasaklarını tam anlamıyla ve samimiyetle uygulamaları gerekir. İkincisi, Allah yeryüzünde olan her şeyi bilmektedir. Kıyamet günü geldiğinde de herkesi yaptıklarından mutlaka hesaba çekecektir. İyiler için cennet, kötüler için, zalimler için de cehennem söz konusudur. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor: Kul ezalike hayrun em cennetul huldilleti vu'idel muttakun kânet lehum cezâen ve mesîrâ lehum fîhâ mâ yeşâûne hâlidîne kâne alâ rabbike ve'den mes'ûlâ. Evet, ebedi kalınacak olan cennet yurdunun anahtarını elde edebilmek bu dünyada müttakî olmaya bağlıdır. Allah kesinlikle vaadinde dönmeyecek, iman edenlere cenneti mükafat olarak verecektir. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamber ve ümmetleri gündüz ve gece yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani gökler ve yerler bu surede anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Yani bizde Kur'an bir farklılık, farkındalık oluşturuyor. İşte burada sözlerime son verirken sizlere muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.